günler. Bugün reklamlar programının 30.sü. Ve bu programın özel olmasını ben çok arzu ettim. Özel olabilmesi için de gençleri, genç yetenekleri bugün programıma davet ettim. Hatırlayacağınız üzere 2 hafta önce Uluslararası Reklamcılar Derneği IAEA'nın bir yarışması olmuştu. Bu Türkiye'de 7. kez yapılıyor. Uluslararası platformda yapılan bir yarışma. Bu üniversiteler arası reklam yarışması idi. Ve bu yarışmanın ilk beşine giren, ilk beş sıralamasında yer alan üniversiteleri programıma konuk ettim. Bunlardan beşinciden başlıyorum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri. Arkadaşlarımla önce onların kampanyasını tartışacağız. İsterseniz siz aslında 4 kişilik bir ekiptiniz. Evet. Bir de bu programa, bu yarışmaya katılan ekiplerin her birinin bir adı vardı. Evet. Ajans adı. Evet. Birer küçük ajansınız diyor her kişilik. Kesinlikle, evet. İsterseniz bu ajansta kimler var, nasıl kuruldu, bunu sizden dinleyelim. Evet. Ben Ayça Demiray, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Reklamcılık ve Akla İlişkiler Öğrencisiyim. 3. sınıftayım. Ne kadar uzun oluyor değil mi? Evet. Zahit Özgür, Anadolu Üniversitesi Reklamcılık ve Akla İlişkiler 3. sınıf öğrencisiyim. İki tane de arkadaşımız var burada, bugün burada onları değiller. Onları da tanıyalım. Evet. Muzaffer Şahin, medya planlama ve Selçuk Gücel. Grafik. Grafik. Bu yarışmada nasıl bir yarışma oldu? Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Ne istendi? Yarışmaya nasıl katılındı? Bu yılın konusu genç evlilikler ve genç anneliklerin önlenmesiydi. Sosyal kampanya, bütünleşik bir sosyal kampanyaydı. Bunun için reklam yaptık. Ve bunun yanında halkla ilişkiler çalışmalarımız oldu. Bu bir kampanya hazırladınız. Evet, sadece evet. Bir reklam filmi, bir kampanya. Bir basın bütünleşik iletişim kampanyasıydı, evet. Bu. Sosyal bir kampanyaydı tam anlamıyla. Peki her sene yapılan da biz ayrı sosyal konu galiba seçiyor. Tabii ki. Değil mi? Evet, tabii her sene. Ki. Geçen sene çocuklarımızı dövmeyelimdi. Deniz temiz kampanyası olmuştu. Bu seneki? Bu sene de genç evlilikler ve genç anneliklerin önlenmesi. Peki nedir bu genç evlilikler, genç annelikler? Ne anlattınız siz? Biz ne anlattık? Ben şimdi, isterseniz bu arada şeyi de göstereyim izleyicilerimize, bir evet, basın ilanımızı kampanyamızda. Önce bir finalistleri ben hatırlatmak istiyorum. Ekranda görülüyorsa. Akdeniz Üniversitesi katılmış Ajans.com'la. Anadolu Üniversitesi sizler. Aqua. Ankara Üniversitesi, pardon, Aqua, evet. Engrü, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Ankara. Bilkent Üniversitesi Elma. Bilkent Üniversitesi Portakal. Gazi Üniversitesi İşve. Gazi Üniversitesi Akort. İstanbul Üniversitesi Sihirli, Kütahya Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Grafiking isimleri altında katılmışlar. Evet. Burada da birden fazla aynı üniversiteden... Bunun öncesinde de 39 kampanya katılmış, 18 ayrı üniversiteden 39 tane kampanya gelmiş ve ilk ona kalanlar bunlar. Yani burada bir fakülte veya bir üniversite birden fazla ajans yaratıp katılabiliyor. Evet, evet. Şöyle bir şey oluyor, üniversiteler 3'er tane ajansla katılabiliyorlar aslında. Bir konkur düzenleniyor ilkten fakültelerde, okullarda. Oradan geçenler de bu yarışmaya katılıyor. Geçebilenler, evet. Şimdi sizin kampanyanızı biraz tanıyalım. Sizin danışmanınız yardımcı doçent doktor Ayhan Yılmaz. Evet, Ayhan hocamız. Aqua Ajans'ın kurucusu diyebilir miyiz? Bir nevi. İleride böyle sonuçta bir ajans kuracak mısınız iş hayatına? Aslında bayağı bir heyecanlı, evet, görünüyordu. Çünkü çok büyük lezzet aldık biz, evet, çalışırken. Çok emek sarf ettik. 5 ay boyunca çalıştık bunun üzerinde ve gecemizi gündüzümüze kattık. Ama karşılığını aldınız. Yani ben tabii ki baştan program öncesi sohbetlerimizde 5.likten pek memnun görünmüyordum. Biraz daha, çünkü biraz değil, çok daha iyi olabilirdi. İnşallah ileride daha ailenin imzalatacağı var. Çok zaten bence üniversitemiz 3 birincilik almıştı. Çok kaliteli bir üniversite olduğuna inanıyoruz. Biz de buna göre çalıştık zaten. O kaliteyi kampanyamızda yansıttığımızı düşünüyoruz. Bakalım neler yapmışsınız. Evet. Tabii. Şimdi ekranda görüyoruz. Bu oyunu oyuncağı ile oynayın. Evet. Bu basın ilanımızın bir söyleviydi. Başlığıydı. Anneler gözü yaşlı, beşikler boş kalmadı. Bu sloganımızdı. Bizim hedef... çok derin araştırmalar yaptık, fokus gruplar, anketler. Öyle mi? Bravo. Tabii sosyologlarla görüştük, psikolog ve kadın doğum uzmanlarıyla dahi görüştük ve hedef kitlemizi ona göre belirledik. Bunların sorunlarını ve çözümleri nasıl olabilir diye konuştuk onlarla. Hedef kitlemizi de kırsal kesimlerde yaşayan insanlar olarak aldık ya da kentin de varoşlarında yaşayan insanlar olarak aldık.
Bu yüzden böyle bir slogan bulduk. Anneler gözyaşı, beşikler boş kalmasın dedik. Ben şöyle onlara bir şey eklemek istiyorum. Biraz da duyguya hitap etmek gerekiyor sosyal kampanyalarda. İşte sigara içmeyelim veya şunu yapmayın, bunu etmeyin gibi söylemler insanları yönlendirmiyor. Daha çok sonucu verirsek daha etkili olacağını düşündük. Yapmayın, etmeyin etkili olmazdı bize göre. Çünkü hedef kitlemiz gençler. Gençler çünkü nasihattan hoşlanmazlar. Bu yüzden biz de... Siz hoşlanmıyorsunuz değil mi? İlla ki. Hiçbir genç hoşlanmaz. Evet, geçen haftaki bir reklam konuğum vardı. Kinetics. Orada da onlar hep gençlere yapılan bu öğütleri tersine bir çevirmişlerdi. Evet, o kampanya böyle bir... Ve biz beşikler boş kalmasın dedik. Çünkü annenin en kıymet verdiği, en değerli varlığı bebeğidir. Bu yüzden böyle bir konsept üzerine stratejimizi yürüttük. İkinci ilanımızı da ben ekrana yansıtmak istiyorum. Pişmanlığın boşuna, yine tabii anneler gözü yaşlı, beşikler boş kalmasın. 20 yaş öncesi doğumlarda bebek ölüm oranı normalin üzerinde. Bu konuda bir araştırmanız var mı? Tabii ki. Normalde nedir bize, yani, aklınızda kalan rakamlar var mı? Bize çok mu büyük bu oran? Yani Türkiye'de %33 erken evlilik tabii ki. Dolayısıyla erken doğumlar. Doğum sonucu ölümleri. Evet, %33'e varıyor ve şöyle bir istatistik var. Eğer dünyada 20 yaşının altında evlilikler, yani 20 yaşın üstünde evlense genç kızlarımız, erkeklerimiz, dünya nüfusu %40 azalabilirdi diye bir istatistiğimiz var. Yani büyük bir oran. Dünya nüfusunun %40'ı. Müthiş bir oran bu. Tabii ki. Ya bunu da göz ardı etmek olmaz kampanyada. Bunu değerlendirdik. Çok önemli bir konuya parmak basmış. Evet. İsterseniz şimdi sizin hazırladığınız reklam filmini de izleyelim. Evet, izleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Tabii ki. İzleyicilerimize paylaştık. Aslında ne demek istediğiniz ortada. Hep beraber izledik ama bir kez daha sizin ifade etmenizi ben istiyorum. Ben şöyle anlatayım. Daha demin aslında konuştuğumuz gibi kampanyamızda boş beşik konseptiyle yola çıktık. Boş beşik derken annelere, özellikle hedef olarak annelere, hedef kitlemiz annelerdi. Genç kızlardı daha doğrusu. Anne olacak potansiyel genç kızlar. Dedik ki erken evlenmeyin. Neden erken evlenmeyin? Çünkü 20 yaş altında evlenirseniz siz sakat kalabilirsiniz veya ölebilirsiniz ama bundan daha önemlisi can verdiğiniz yavrularınız ölür ve hayat boyu bunun acısını çekersiniz, bunun ızdırabıyla yaşarsınız. Bizim için çok önemli bir noktaydı bu. Çünkü Türk toplumunda annelik biliyorsunuz önemli bir değer. Bunu kullanmayı, yani kullanmak diyorum reklamcı olarak, bunu değerlendirmeyi, bunu değerlendirmeyi düşündük. Aslında uyum sağladınız diyorsunuz, bu Anadolu Üniversitesi'nin vermiş olduğu bir şey. Yani sektöre şimdiden hazırlıyor. Evet, Anadolu Üniversitesi'nin yakın arkadaşı. Yani İletişim Bilimleri Fakültesi'nin tabii ki. Ali Atıf Biri Sayın Ali. Evet, Atıf Hocamız. Çok yakın arkadaşımız, çok severim. O açıdan size, yani Ali Atıf'ın şeylerini görüyorum, emeklerini. Atıf Hocamız, Halik Hocamız, Ferruh Ustu, Ayhan Yılmaz. Her birini sayamadım, siz sayın. Ve ismini sayamadığınız geçen hepsine teşekkür ederim. Bir sürü hocamız, birçok hocamız var. Siz de zaman zaman verilerinizle, yorumlarınızla bize katılıyorsunuz seminerlerde. Seneye daha da çok geleceğim. İnşallah. En kısa zamanda yine bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz ellerinize sağlık. Ben size Bileşim Medya'nın 2003 reklam yıllığını çok teşekkür hediye etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Başarılarınızın da devamını diliyorum. İnşallah. Evet, bir sonraki konuk üniversitem Dumlupınar Üniversitesi. Bu yarışmada 4. finalist olarak katılmıştı. Ben şimdi 4. finalist olarak katılan Dumlupınar Üniversitesi'ni davet ediyorum.
şimdi de Uluslararası Reklamcılar Derneği'nin üniversiteler arası reklam yarışmasında dereceye giren dördüncü olan Dumlu Pınar Üniversitesi ekibiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekibinizin adı Grafiki. Siz de ekip başkanı, evet. Ajans başkanı. Daha doğrusu ekip demeyelim artık. Biz siz birer küçük reklam ajansısınız. Evet, ajans. Umuyorum gelecekte büyük reklam ajansı olacaksınız. İnşallah. Peki sizden dinleyelim o zaman ajans başkanı olarak. Bence önce isterseniz arkadaşlarınızı tanıtın. Öncelikle ben Ebru Akkan, Dumlu Pınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Grubumuzun adı Grafik Inc. Grubumuz Güzel Sanatlar Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi karma olarak oluşturulmuş bir grup. Arkadaşım Burcu, Nevin ve Işılay. Işılay İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden. Bence tek tek de gösterelim. Siz, Burcu, Işılay, Işılay, Nevin, Ebru. Evet. O hocanızı da danışma hocamız Mehmet Pehlivan, okulumuzda öğretim görevlisi. Siz bu yarışmaya ilk kez mi katıldınız? Daha önceki yıllar katılıyor muydunuz? Yok, daha önceki yıllarda katılmamıştık. Üniversite olarak. Üniversite olarak katıldığımız ilk yılımızdı. Ve dereceye girdiniz diğer yılımız. Evet, ayrıca bizim biz Güzel Sanatlar Fakültesi olarak ilk mezun veren öğrencileri biz olacağız. Yani fakültemiz daha 4 yıllık bir fakülte. Çok genç ve ilk öğrenciler, ilk mezunlar inşallah biz olacağız. Umuyorum. Sizden neler anlatmak istediniz bu kampanyayla? İsterseniz sizden başlayalım. Biz brief aldıktan sonra ilk başta nereden başlayacağımız konusunda çok takıldık. Çünkü genç yaşta evlilikler ve erken doğumların engellenmesiydi. Genç yaşta evlilikleri engelleyince doğumları engellemiş olur muyuz? Ya da doğumları engelleyince evlilikleri ne kadar engellemiş olacağız? Onu düşündük ve dedik ki biz ilk başta evlilikleri engellersek doğumlar zaten engellenmiş olacak. Dolayısıyla doğumların üzerinde çok değil de daha çok evlilikleri engellemeye çalıştık. Ve buradan çıkarak ilk başta hedef kitle analizi yaptık. Demin az önce arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi hep kırsal kesimin daha çok genç evliliklere yöneldiğiyle karşılaşıyoruz. Bu biraz eğitim sorunundan kaynaklanıyor, biraz da ekonomik durumdan. Dolayısıyla onlara yönelik bir çalışma yapmaya çalıştık. Peki siz de şeyi anlatın bize, bunun proses nasıl gelişti, neler yaptınız? Ne tür araştırmalar, mesela arkadaşınızla araştırmalar yaptığını söylediniz. Öncelikle hedef kitle analizi sırasında işte sosyologlara gittik, işte ana çocuk sağlıklarıyla görüştük. İşte hangi kitleye yönelelim, neler yapalım diye. Tabii ki arkadaşımın da bahsettiği gibi eğitim düzeyi düşük, işte ekonomik durumu kötü olan kişilerin üzerine yoğunlaşmamız gerektiğini anladık. Neden? Genç evlilik daha mı çok oluyor? Evet, o yaşlarda genç evlilikler ve yönelim çok daha fazla. Türkiye geneline baktığımızda da Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde bunun çok daha ağırlıklı olduğunu gördük. Ve onlara en kolay yoldan ulaşmaya çalıştık. En hızlı bir şekilde nasıl ulaşabiliriz diye bunun çalışmalarını en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Peki bakalım neler yapmışsınız? İzleyicilerimizle paylaşalım. Ekranda sanıyorum şimdi çok gözükecek. Ne olur bana kıymayın. Evet. Bunu da sizden dinleyelim. Bu nasıl gelişti? Ne olur bana kıymayın derken erken yaşta evlendirilen bir genç kızın aynı zamanda kurban edildiğini düşündük. Bu şekilde kurban bir koyundan yola çıkarak gözlerini ve ellerini bağladık. Bu şekilde. Bir sonrakine bakalım. Yine devam ediyor. Evet, yine afişimiz bu. Ne olur bana kıymayın. Bunu biz bu şekilde, bir kurban olarak mı görüyorsunuz? Evet, bir kurban olarak gördük biz. Sizin ekip, daha doğrusu sizin ajans tek erkek, içinde erkek üyesi olmayan ajansınız. Bu neden? Tabii konuyla ilgili mi yoksa kendiliğinden mi böyle gelişti? Değil aslında, yani fakülte olarak aslında öyle. Yani pek erkek öğrencimiz yok zaten. Evet. Dolayısıyla ondan kaynaklandı en çok. Peki bir de reklam filminiz var sanıyorum. Evet, reklam. Bunu da önce izleyelim. Ondan sonra üstüne konuşmaya devam edelim. Gülmüyorum. Ben de bu gece seninle son kez baş başayayım. Hani çok sevdiğim annemle babam vardı ya, beni yarın evlendiriyorlar. Yani bilmediğim, istemediğim bir hayata doğdururuz diyorlar. Sanırım artık beni sevmiyorlar. Hani onların küçük kızıydım, bir gün de büyüyüverdim. Canım gülmüyor.
Bundan sonra hayallerimi sen de sakla koyacak. Çünkü artık bu hayallerimin hiçbiri gerçek olmayacak. Elim kolu bağlı, gözlerim kapalı. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Kurbanlık bir koyun gibi hissediyorum kendimi. Ellerimde kınalar yaptılar. Ellerimde kararsızlarım ve ruhumu da kararsızlar. Peki ya yüreğim? Ne olur bana kıymayın. Ne olur? Evet, bu güzel filmi de izledik. Elinize sağlık. Bu filmle ilgili söyleyecekleriniz neler acaba? Bizim reklam filmimiz 3 teaser olarak oluşuyor aslında. Ve kampanyayı haftalara böldük. İşte ilk 3 hafta bir reklam filmi, diğer ikinci bölümde ikinci reklam filmi ve üçüncü reklam filmi olmak üzere. İlk reklam filminde yaklaşık olarak bir 5 saniye karanlık bir ekranda sadece genç kızın hıçkırıkları ve ne olur bana kıymayın tarzında bir reklam filmi. İkincisinde kız evlenmeden bir gün önce günlüğünde yazdığı yazıları okuyor. Ve onun arkasından yine tekrar ne olur bana kıymayın derken yine eli kolu bağlanmış ve kendini kurbanlık bir koyun şeklinde gördüğü hal gözüküyor. Ve üçüncüsünde de fakültemizin dekanı Şerafettin hocamızı bilgilendirici bir konuşma yaptırdık. İşte kız daha sonraki yaşantısında yaşadığı, başına gelebilecek şeyleri anlattı. Ve böyle 3 teaser şeklinde bir kampanya oluştu. Evet. Ve kampanyayı haftalara bölerek böyle bir sunum yaptık. Medya planımızı da buna göre yaptınız. Evet. Çok hoş olmuş. Elinize sağlık. Tebrik ediyorum. Geleceğin reklamcılarıyla bir arada olmaktan da ben gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. İleride iş hayatınızı atılırsanız başka konuklarım olarak burada inşallah yer alırsınız. Tabii halen programımız devam ediyor. Bugünün anısına ben size Bileşim Medya'nın reklam yıllığını 2003 hediye etmek istiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, şimdi bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra programımıza devam edeceğiz. Yarışmamızın üçüncüsü Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi idi. Bu fakültedeki arkadaşların kurduğu reklam ajansının adı Ankara. Kendileri bugün aramızda değiller. Yoğun programları, derslerini, sınavları zannediyorum. Dolayısıyla aramıza katılamadılar. Ve ben yine de onları çok hızlı tanıtmak istiyorum. Danışmanları öğretim görevlisi Deniz Sezgin'di. Bu Ankara Reklam Ajansı'nda diyelim artık. Reklam Ajansı'nda çalışan arkadaşlarımızın isimleri Emel Uzun, Seral Çelikbaş, Beril Yarkın, Melih Ediş, Aziz Yayla ve Melike Aktaş. Hızla bu arkadaşlarımızın da kampanyasına bir göz atmak istiyorum. Onların kullandığı slogan, iyi bir gelecek için bekleyin, çocuk için çok erken, ekranda gördüğünüz üzere. Yine çocuk için çok erken sloganını kullanarak, ikinci mesaj olarak, talih mesajı olarak, büyük acılar yaşamamak için bekleyin diyor. Burada reklam filmleri devam ediyoruz. Ankara Üniversitesi'de böyle bir kampanyayla yarışmaya katılıp üçüncü olmuşlardı. Yanımda oturduğum genç arkadaşlarım Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden katıldılar. Sizin ajansınızın adı nedir? Ajans Portakal, ajansımızın adı. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Grafik tasarım bölümünün öğrencileriyiz, 4. sınıftayız. İsterseniz sırayla kendinizi de bir tanıtın. Kendinizi tanıtın. Ben Gökhan Numanoğlu. Dediğim gibi 4. sınıf öğrencisiyim. Bu sene mezun oluyorsunuz. Mezun oluyoruz. İş hayatına şimdiden başladık diye biliyorsunuz. Başladık sayılır bu projeyle. Siz? Ben Barış Asırcı. Aynı bölümden. Aynı sınıfta mısınız? Aynı sınıftayız. Dördümüz de aynı sınıftayız. Aa ne güzel. Hepiniz bu sene yuvada mutluyorsunuz. Biraz öyle. Peki kampanyayla ilgili başlayalım konuşma. İsterseniz sizden başlayalım. Bu kampanyayı nasıl geliştirdiniz, neler yaptınız, o hazırlık aşamalarını bize bir anlatır mısınız? Başlangıçta aslında diğer gruplardan çok farklı bir prosesimiz yok. İlk başta yine araştırmayla başladık. SSK ve Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli bilgileri aldık. Daha sonra nasıl bir kampanya yaratacağımız üzerine bayağı bir düşündük. Çünkü
daha önce dedikleri gibi sadece yapmayın etmeyinle sonuca varılmıyor. Bizden özellikle de bizim öğretim üyemiz Cengiz Güler'de de görüştük. O da kırsal kesimdeki insanlara yönelerek daha doğru bir yol izleyeceğimizi önerdi. Dolayısıyla burası creative, yani yaratıcı olayın başlaması için önemli bir noktaydı. Burada bayağı bir aslında zaman kaybettiğimizi söylemem lazım. Bayağı uğraştık, uzun araştırma süreçlerimiz oldu. Gerek hastanelere gittik, doktorlarla görüştük. Yine canlı örnek olarak röportajlarda bulunduk. Ve sonunda yaratıcı bir fikir bulduk. Diğer projelere göre bizimki biraz daha farklıydı. Çünkü diğer gruplar daha çok evliliği engellemeye çalışırken, biz evlilik sonrası çocuk ölümlerini, bebek ölümlerini ele aldık. Peki burada biz ne yaparsak yapalım, nasıl olsa evlenmeyi engelleyemeyiz, hiç olmazsa erken doğumu engelleyelim diye mi düşündünüz? Evet. Öyle düşündük. Aslında biraz öyle, çünkü şu anda bebek ölümleri çok, yani istatistiklere bakıldığında inanılmaz kötü bir durumda. Ve onu engelleyerek zaten genç evliliklerde bir bakıma korunmuş oluyor. Ama tabii şey, yani bu doğumdaki ölümleri seçmemizin esas nedenlerinden biri de işte brief'te şey deniyor. Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini o ülkede işte doğum sırasında gerçekleşen ölümler, işte yani kalkınmışlık düzeyini belirleyen önemli faktörlerden biridir demişler brief'te. Biz de işte bunu ele alarak işte dedik, evlilik mi daha önemli, ölümler mi daha önemli? Ve işte hani ülkenin kalkınması esas amaç olduğu için o zaman hani direkt bu konu üzerine yoğunlaşıp bunun üzerine bir yaratıcı fikir üretmeye karar verdik. İsterseniz hazırladığınız basın ve billboardlara bir göz atalım. Tabii. Erken doğum, erken ölüm getirir. Bu çıkış sloganımız buydu. Burada neler yapmak istediniz? Burada bir mezar ve beşik arasında bir... Şimdi ergen... Çok güzel, hoş yapmışsınız. Elinize sağlık. Teşekkürler. Bu ergen doğum, erken ölüm getir sloganıyla hani öncelikle yapmak istediğimiz basit bir kelime oyunuyla akılda kalıcılığı sağlamak oldu bizim. Bu ergen erken ölümle çocuk, bu genç evliliklerle yapılan çocuk ölümlerini engellemeye yönelik bir yol izledik. Fakat bu aynı zamanda annenin ölümüne de çekilebileceği için biraz esnek bıraktık sloganı. Bir de diğerine bakalım ekranda. Gazete reklamımızdı. Gazetelerde basına vereceğiniz reklam bu. Evet. Sanıyorum şu anda ekranda. Erken ve ergen kelimesini yakalamışsınız. Yakaladım. Evet. Oyun oynayalım. Ergen doğum, erken ölüm getirir. Hoş yakalamışsınız. Evet. Güzel olmuş. Sağ olun. Sağ olun. Elinize sağlık. Çünkü gittiğimiz tüm hastanelerde adolesan doğum, adolesan doğum geçiyordu. Biz bunu işte. Evet, tıbbi teriminde biz bunu Türkçeleştirdik. Ben inanıyorum hepiniz gelecekte çok iyi reklamcılar olacaksınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizlerle ileride çalışmak büyük keyif verecek bana. Bizim için de öyle, sağ olun. Şimdi isterseniz bir de reklam filmimizi izleyelim. Evet. Bunun üstüne sohbet edelim. Tamam. Gayet etkileyici. Ben çok etkilendim. Yani hem kullandığınız, yakaladığınız o teknik imkansızlıklarla yarattığınız şeyler. Biraz öyle oldu. Hem de yakaladığınız konsept olarak çok etkilendim. Amacımız zaten şok edici olmasıydı. Yani insanlar gördüğü zaman şok olsunlar. Duygusal yönden onlara yaklaşmayı amaçladık. Evet. Aslında teknik yönden imkansızlık değil. Yani böyle çok inanılmaz keyif aldık yaparken. Yani tabii birkaç gece sabahlamak zorunda kalsak bile çok eğlendik gerçekten, ki biz animasyonu çok seviyoruz. Özellikle bu stop motion tekniğiyle çektik filmi. Dördümüz aynı anda iki bilgisayarda çalışarak işi hallettik. Bir gecede bitirebildik. İkincilik sizi tatmin etmemiş gibi gözüküyor. Ne yazık ki etmedi. Ne yazık ki etmedi. Çalışmaya başlarken hedefleriniz çok daha yüksek. Bir, ona göre çalışmaya başladık. Hedefimiz birdi. Öyle gittik ama... Biraz hayal kırıklığına uğradık ama... Yok, hayal kırıklığına uğramayın. İkinci olmak her zaman iyidir. Yani birinci olmak daha da iyidir ama ilk beşe girmek çok iyidir.
Ama ömür boyu birinci olma hedefinden hiç sapmayın. Evet. Bir abiniz olarak size bunu tavsiye edebilirim. Tabii. Her zaman hayatı her alanında birinci olmayı hedefleyin. İsterseniz birinci olan arkadaşlarımız da burada. Tabii. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Programımızın da sonuna geliyoruz. Onların da kampanyasını birlikte izleyelim, izleyicilerimize gösterelim ve programımızı yavaş yavaş kapatalım. Ankara Üniversitesi birinci olan kampanya danışmanları Doktor Fatih Keskin, ajans adı Engürü, Ankara'yı Engürü olarak lanse etmişler. Diğerleri de Ankara'yı da hatırladım. Fatma Türk, Selma Soyutürk, Ertan Kul, Erkan Yaman, İsmail Serbest, Alev Aslan isimli öğrenci arkadaşlarımız bu ajansı kurmuşlar. Birinci olmuşlar. Neler yapmışlar? Ekranda izleyelim. Evcilik değil evlilik. Sizin yavrunuz çocuk gelini olmasın. Burada onlar da kadını işlemişler. Hızla geçmek zorundayım. Burada evlenen kızın çocukluğunu yaşayamamış bir kızın dramını anlatıyor. Seksek oynuyor. Storyboard halimize bize ulaştı bu. Evet. Evet buydu. Kendilerini de tebrik ediyoruz. Gelecek senelerde sizlerin de önünüzün daha da açılmasını ben temenni ediyorum. Bugünün anısına sizlere Bileşim Medya'nın reklam yıldığını hediye etmek çok istiyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ben gençlerle bugün müthiş keyif aldım. Çok hoş bir program oldu bana göre. Umuyorum siz seyirciler de aynı keyfi almışsınızdır. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.